yakın mesafe diye taksiciler çoğu zaman yolcu kabul etmek istemiyor. Şimdi hem bu nedenden hem de farklı nedenlerden dolayı bu denetimler zaten sıklaştırılmıştı ama artık yaptırımlar daha da ciddi olacak. Dün İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine taksilerle ilgili bir genelge gönderildi. İşte o genelge kapsamında bir denetim yapılıyor. Bulunduğumuz yer Vatan Caddesi'nin giriş noktası Aksaray metro istasyonu girişi ve taksiler durduruluyor burada sivil trafik ekipleri tarafından. Tabii her detay inceleniyor. Şimdi az önce bir taksi durduruldu. Hatta denetimin ilk durdurulan taksisiydi ve ekipler o taksicinin taksimetre açmadığını tespit ettiler. Yolcu olmasına rağmen, yolcuyla birlikte seyir halinde olmasına rağmen taksimetre açılmamıştı. Şu anda bakın Savaş Daldal'ın sizlere gösterdiği alandan ekiplerin ceza yazdığı bir taksici var. Toplamda 796 lira bir cezai işlem uygulandı. 652 lirası taksimetre açmadığı için, 144 lirası da emniyet kemerini takmadığı için toplamda 796 liralık bir cezai işlem uygulandı. Bakın bir taksi sürücüsü daha durduruldu ve itiraz ediyor. Muhtemelen uygunsuz bir durum tespit edildi. Yolcuları var, yabancı uyruklu. Tabii yabancı uyruklu demişken özellikle gelen şikayetler arasında taksicilerin turistleri de dolandırdığı, İstanbul genelinde çok uzak mesafelere gittikleri ve de ciddi ücretler aldığı yönde de şikayetler geliyordu. İşte bu detaylar da tespit edilecek bu tür denetimlerde. Şimdi tabii ben de anlamaya çalışıyorum. Taksimetre açmamış anladığım kadarıyla diğer sürücü de, ikinci durdurulan taksinin sürücüsü de yanında yolcu olmasına rağmen, müşteri olmasına rağmen taksimetreyi açmamış. Bir tabii ki kafasından bir ücret belirliyor ve özellikle de turistlere bu ücreti söylüyorlar. Bu durumda trafik ekipleri aracı trafikten men edebilecek. 10 gün süreyle, bu yeni bir gelişme, bugün itibariyle uygulanmaya başladı artık. 10 gün boyunca araç trafikten men edilecek. Sürücüye cezai işlem uygulanacak. Yedemin Otoparkı'na çekilecek. Ve tabii ki bu denetimlerde söylediğim gibi daha da sıklaştırılacak.